Şimdi bu ikinci etapta da şeydir, biraz daha raporlama ağırlıklı gidiyor olacağız. Şimdi kullanıcılarımızdan en sıklıkla duyduğumuz konulardan biri, ben sisteme bir masraf ya da bir avans işlemi girdim ama bazı kriterlerini hatalı girdiğimi düşünüyorum. Bunları düzeltebilir miyim? Bunları güncelleyebilir miyim? Evet, sistem girmiş olduğunuz muhasebe işlemlerinin bazılarını ve bazı alanlarda güncellemenize izin veriyor olacaktır. Ama bunun için bazı sistemsel şartlar var. Örneğin siz cari işlemler menüsünün altındaki avans masraf güncelle alanına girerseniz sisteme girmiş olduğunuz bazı masrafları, bazı avansları güncelleyebilirsiniz. Bu alana girdiğinizde bakın güncellenemeyen içerikler ve güncellenebilen içerikler şeklinde iki ayrı alanımız denk geliyor. Mesela siz burada müvekkili dosyasını ana grubunu ya da detayını değiştiremezsiniz ama tutarda değişiklik yapabilirsiniz. Açıklamasında ve tarihinde de değişiklik yapabilirsiniz. Buradaki en önemli şart yapmış olduğunuz yani sisteme girmiş olduğunuz muhasebe işleminin mutlaka bir dosya içerisinde kaydolmuş olması gerekli. Yani ister sol taraftan cari işlemlerden girin, ister yukarıdan dosya içerisinden girin. Eğer siz bu muhasebe işlemini bir dosyaya bağladıysanız, avans masraf güncelleme alanına girip örneğin tutar değiştireceksiniz. Bakın çilingiri 50 lira girecekken yanlışlıkla 5 lira girmişim. Bu alanı çift tıklıyorum. 50 olarak düzeltip bir boş tıkladıktan sonra değişiklikleri kaydet butonuna bastığımda bakın 50 lira olarak değiştirildi. Örneğin açıklamasını yapmamışım. Burayı çift tıklıyorum. Açıklamasını yazıyorum. Yeni açıklamayı yazdıktan sonra yine boş bir kutuya tıklayıp değişiklikleri kaydet butonuna basıyorum. Ya da tarih kısmına gelip doğru tarihi giriyorum. Burada nokta ayrı şey tarih ayrıcı olarak nokta kullanmanız gerekmekte. Tarih girdikten sonra da değişiklikleri kaydet butonuna bastığımda da tarih, açıklama ve tutar kısımlarındaki güncellemeleri bu şekilde yapıyor olacağız. Şimdi cari rapordan, raporlar altındaki cari rapordan sizlere müvekkillerinize verebileceğiniz ya da müvekkiliniz aradığında hızlıca yanıt verebileceğiniz içeriklerden bahsediyor olmuştuk. Şimdi tabii siz muhasebe departmanında olduğunuz için kendi iç yapınızda raporlama yaparken ya da çalışırken aslında kullanabileceğiniz çok daha detaylı bir raporlama alanı var. Avans masraf rapor. Yine raporlar sekmesinin altında karşımıza geliyor. Bakın burada her bir işlem satır satır karşımıza geliyor. En son yapılan işlem en yukarıda kalacak şekilde. Burada bazı işlemlerde yeşil tikler varken bazılarında da sarı ünlemler var. Sarı ünlemli olanlar hala avans masraf onay alanında beklediği alan anlamına gelmektedir. Siz buradan dilerseniz müvekkil sekmesini seçip bu raporlamayı bir müvekkil için sorgulayabilirsiniz. Bir başlangıç ve bir bitiş tarihi seçebilirsiniz ya da müvekkili seçtikten sonra dosyası ilişkilendir diyerek dosyası içinde bu raporu alabilirsiniz. Ayrıca bir de burada bizim sıklıkla kullanacağınız aslında en sık işinize yarayacak şuradaki esnek rapor sekmesi. Bu esnek rapor alanına geldiğinizde bakın sistemde yapılan ilk etapta tüm işlemler karşımıza gelmektedir. Ve bazı kriterler var. Siz bu kriterleri ihtiyacınız doğrultusunda mesela adet kullanmayacaksınız. İşareti kaldırdım, rapordan çıkardım. Belge durumu önemli değil dedim, çıkardım. Birim fiyat önemli değil dedim, çıkardım. Ekli doküman, müvekkil kodu. Bakın daha çok sadeleştirdim. Ama benim için önemli olan işlemi yapan personelin adı dedim. Personel adını ekledim. Bir de açıklaması dedim. Örneğin açıklamasını ekledim. Siz bu işlemden sonra mesela şu anda sistemde burada 308 tane kayıt karşımıza geliyor. Mesela müvekkil kısmına müvekkilinizin adını yazarak sadece o müvekkili filtre edebilirsiniz. Yani sistemdeki 308 tane işlemden sadece Luciano Pavarotti diye yapılan işlemler karşımıza çıktı. Ya da personel adını yazarak mesela Mozart yazalım. Sadece Mozart isimli personelin yapmış olduğu işlemler, işte 308 tane işlemden
53 tanesini örneğin Mozart yapmış olarak görüntüleyebilirim. Bu şekilde filtreleri kullanarak hatta dosya bazlı olarak bile yapabilirsiniz. Örneğin 2022 1144 esas numaralı dosyayı yazdığımda bakın bu dosya yapılan bir tahsilat, bir masraf, bir de ödeme işlemi var. Yani her satırı tek tek göstererek kıymetli vaktinizi almayayım. Buradaki görmüş olduğunuz sütunların altındaki boşluklara çeşitli kriterleri yazarak dilediğiniz filtreleri uygulayabilirsiniz. Bakın şu anda da sadece masraflar karşıma geldi. Bir de burada gruplama özelliği var. Mesela bakın ben öncelikli olarak müvekkilimi yukarıya sürükledim ve en başa bıraktım. Bu işlem bana müvekkil müvekkil sıraladı. Ondan sonra mesela ne yapalım? İşlemi sıraladım, işlemi koydum ve örneğin ondan sonra da personel adını koydum. Şimdi bakın Pavarotti'ye tıkladığımda Pavarotti adına avans ve masraf işlemi olduğunu görüyorum. Tekrar birinci sayfaya döneyim. Buradan bir de Kahlo üzerinden gidelim. Bakın avans, masraf ve tahsilat işlemleri geldi. Burada da masrafı tıkladığımda da diğer sayfada devam ettiğini söylüyor. Diğer sayfaya geçiyorum. Vivaldi'nin, Merkez Kasası'nın, Mozart'ın ve Edmi'nin Frida Kahlo isimli müvekkil için yapmış olduğu işlemler geldi. Masraf işlemleri geldi. Vivaldi'yi tıklıyorum. Bu şekilde bir piramit gibi de dilerseniz oluşturabiliyorsunuz ve bu işlemleri yaptıktan sonra da dilediğiniz filtreyi aldıktan sonra da hatta şunu da yapabilirsiniz. Mesela işlem sekmesini tıklayıp sadece avans ve masrafları görmek istiyorsanız örneğin sadece avans ve masrafı seçip okey dediğimde sadece avans ve masraf işlemleri karşıma geldi. Raporlu butonuna basarak bu işlemlerin raporunu bir Excel çıktısı olarak sistemden alıyorum. Son olarak da vekalet ücretleri işlemlerinden bahsetmek istiyorum biraz da. Şimdi sistemde vekalet ücretleri alanı diğer avans masraf alanlarından daha farklı bir alanda yer almaktadır. Çünkü bunun nedeni sadece yetkili kullanıcıların yetkisi dahilinde kullanacağı bir alan olarak karşımıza gelmekte. Vekalet ücretleri de yine müvekkille ilgili olduğu için cari işlemler sekmesinin altında yer almaktadır. Buradan vekalet ücreti işlemlerine geldiğinizde vekalet ücreti tahakkuku ya da tahsilatı yapabileceğiniz alan karşımıza geliyor olacak. Şimdi vekalet ücreti alanına geldiğinde ilk olarak yapmamız gereken hangi müvekkil adına işlem yapacaksak onu seçmemiz. Örneğin Pavarotti'yi seçtim. Pavarotti'nin yine 3 tane dosyası karşımıza geldi. Şimdi hızlıca bir kontrol etmek istiyorum. Evet, doğru dosyaya girmişim. 3 dosyasından birincisini seçtim. Bakın bu dosyadan biz 10 bin lira tahakkuk etmişiz. Yani tahakkuk etmek demek nedir? Bu dosyayla avukatımız müvekkille 10 bin lira karşılığında anlaştı. Anlaştığı zaman öncelikle ya da sıfır bir dosyadan gideyim. Mesela bakın bu dosyada herhangi bir tahakkuk yok. Avukatımız bu dosya için müvekkille 20 bin lira karşılığında anlaştı. Ben öncelikli olarak borçlandırmam lazım ki müvekkilden bu dosya için alacağımız vekalet ücretini bilelim. Borçlandır dedim. Eğer müvekkiliniz vergi mükellefi ise stopaj hesabı da olacağı için evet'i seçiyorum. Örneğin tahsil edilen 20 bin lira dedim. Tarih olarak da bugünü seçtim. Dosya vekalet ücreti tahakkuku. Bu işlemi yaptıktan sonra kaydet butonuna bastığımda gördüğünüz üzere artık müvekkilimiz bize 20 bin lira borçlu. Eğer serbest meslek makbuzunu bizden kesiyorsanız ve bu işlem sonrasında da bir serbest meslek makbuzu kesmeniz gerekiyorsa serbest meslek makbuzu hazırla butonu var. Buraya bastığınızda sistem otomatik olarak sizi serbest meslek makbuzu alanına yönlendiriyor olacaktır. Sadece makbuz tarihine ve saatine girip makbuz hızı ESMM hazırla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Şimdi tekrar menüye geri dönüyorum. 20 bin lira borçlandırmıştık. Müvekkilimi seçtim. Dosyasını seçtim. Gördüğünüz gibi 20 bin lira borçlu. Yani siz artık vekalet ücreti raporu aldığınızda
Müvekkillerinizin ise ne kadar vekalet ücreti borcu var? Bunlardan ne kadarını tahsil ettiniz? Hala dışarıda ne kadar vekalet ücreti alacağınız kaldı şeklinde raporlayabilirsiniz. Bu bir tahsilatsa da örneğin 5.000 lira peşinen tahsil ettik, bir peşinat aldık. Bu kez tahsilat sekmesini seçiyorum. Vergi mükellef mi? Evet, tahsil edilen 5.000 lira diyorum. Tarihi girdim. Açıklama kısmına kısmi vekalet ücreti tahakkuku olarak bir açıklama yazdım. Şimdi bu parayı nakit alıyorsanız herhangi bir sorun yok ama bu sizin banka hesabınıza yatıyorsa buradan banka ya da kasa ile ilişkilendir. Yine bankaya yatırılan deyip banka hesabınızı da seçebilirsiniz. Kaydet butonuna bastığımda da artık buradaki tahsilat işlemi de tamamlandı. Bakın 20 bin lira borcu vardı. 5 bin lirasını aldık. Geriye 15 bin lira vekalet ücretinden alacağımız kaldı. Burada da yine 5 bin liranın serbest meslek makbuzu işlemi var. Yani siz tahsilatta da kesebilirsiniz, borçlandırmada kesebilirsiniz. Bu sizin tamamen avukatınızın tercihine kalmış, size vermiş olduğu talimata kalmış. Her serbest meslek makbuzunu sistemden kesiyorsanız, yapmış olduğunuz işlem sonrasında serbest meslek makbuzu hazırla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bir de burada hani şunu göstermiştik sizlerle. Ha, bu arada tekrar bir cari rapor alalım, son durumumuza bakalım. Cari rapor dedim. Vekilin ismini seçip raporla dediğimde, bakın ilk baktığımızda 10 bin liralık bir vekalet ücreti tahakkuku vardı. Hiç ödeneni yoktu. Bir 20 bin liralık daha işlem girdiğimiz için toplam tahakkuk 30 bin liraya ulaştı. 5 bin lira da peşinat aldık. 25 bin lira hala bizim vekalet ücretinden alacağımız var müvekkilden. Diğer alanda da herhangi bir değişiklik yok. Şimdi eğer biz masrafı büromuzun kendi cebinden yapıp da dönem sonunda bunu avukattan, pardon, vekilden talep ediyor olmuş olsaydık, bizim burada hazır matbu raporlarımız var. Raporlar altında müvekkil masraf listesini tıkladığınızda buradan müvekkil adını seçip raporla butona basarsanız hali hazırda müvekkile şık bir şekilde gönderebileceğiniz bir rapor sizinle paylaşıyor olacaktır. Bakın bazı yazılar üst üste ama burası bir ön izleme alanı. Az önce gösterdiğim gibi bunu dışarıya aktar deyip örneğin PDF formatını seçerseniz şu anda sistem hazırlıyor. Ekranınızın sol altına indirdim. Tıkladığımda müvekkilinize gönderebileceğiniz oldukça şık yapılan işlemler satır satır kalem kalem yazılı. En altında da beyan eden, yani siz bir olarak kaşe tarihi imza atabilirsiniz. Müvekkilinizin onaylayabileceği bir müvekkil masraf listesinde sistem bizlerle paylaşıyor olacaktır. Bir de bunun haricinde günlük kasa defteri ya da hesaplarınızı kontrol etmekte kullanacağınız merkez kasa, yani kasa işlemlerinin altında merkez kasa raporu dediğimiz bir alan bulunmakta. Şimdi burada ben kısa bir tarih aralığı seçeyim. Daha net bir rapor karşımıza çıksın. 2022 yılının başından bugüne kadar hesapladım. Bunu tabii günlük bugünün kasasında 28.06.2022 yazarsınız hem başlangıcı hem bitişi. Günlük kasa olarak da kullanabilirsiniz. Bakın burada gelir gruplarımız var. Toplam borcumuz, yani tahsil etmiş olduğumuz avans ve tahsilatlardan 140 bin liramız var. Vekalet ücretlerinden 139.514 liramız var. Bizim dolayısıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar kasamıza giren para 179.591 lira 17 kuruş olarak geçmekte. Tabii banka ve personel kasaları da bunun içerisine dahil. Ancak aynı tarihte yapmış olduğumuz, aynı tarih döneminde yapmış olduğumuz masraf ve müvekkili ödediğimiz reddiyatlar 93.955 lira. Toplam maaş ödemimiz 5.000 lira. Bir de toplam genel giderimiz var ki bu da hani büromuz için yapmış olduğumuz masraflardı. 105.000 lira da giderimiz var. Yani bu dönem sonunda kasamız 173.783 lira 48 kuruş artı bakiyede diyebiliriz. Bakın her işlemin altında detayları raporla dediğimiz alanlar bulunmakta. Bunları tıkladığım zamanda da mesela burada
diğer giderlerimizin işte büro aidatı, fatura ödemesi, KDV'si gibi bir rapor karşımıza geliyor. Bunu satır satır almak isterseniz de örneğin yukarıdaki butonu tıkladığınızda bunu size kalem kalem veriyor olacaktır. Örneğin avans ve tahsilat kısmını raporla, detaylı raporla dediğimizde yine bunu da bu şekilde bizlere kalem kalem verilecek. Dediğim gibi bunu da günlük kasa defteri olarak kullanabilirsiniz.